Evet, değerli izleyenler, Turgutlu halkı Büyükşehir'e tepkili dedik. Konuyla ilgili de stüdyo konuğumuz CHP Turgutlu İlçe Başkanı Sayın Erk Kayabaş bizimle birlikte. Efendim hoş geldiniz. Hoş bulduk Yasemin. Evet, halk tepkili bir sıkıntı var. Ergenekon mahallesinde yenileme çalışmaları var. Siz de açıklamalarda bulundunuz zaten. Bu konuda iddialarınız nedir? Neden tepki gösteriliyor çalışmalara? Şimdi burası şöyle izah edeyim. İkinci ayda temiz su hatlarının döşendiğini biliyorum burayla alakalı. Hı hı. Fakat bunun sonrasında yol çalışmalarıyla, parke çalışmalarıyla alakalı hiçbir gelişme olmadı. Evet. Tabii ki halkımız da bu toz topraktan bir hayli rahatsız. Siz de hak verirsiniz ki bizim yaşlılarımız, astım hastası olanlar, birçok insan o yolların o durumda olmasını bir hayli içerledi. Bu bağlamda herhalde bir istihare uykusuna yatıldı ve evet, bir gün sonra prestij projesi denilen bir proje ortaya çıktı. Hı-hı. İsterseniz biraz geriye dönelim. Evet, ne bizim Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin'in ne de Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'ün zannedersem seçim projelerinin hiçbirinin içerisinde böyle bir prestij projesi denilen bir cadde projesi yok. Tabii ki biz buraya yapılacak olan hizmete karşı falan değiliz. Biz sadece olacak olan işin doğru veya yanlış yapılıp yapılmadığına bakmak zorundayız. Şimdi mesleğim gereği ben de inşaatçıyım. Ve bu durumla ilgili o caddeyle alakalı bir takım sorular sordum. Bunu Facebook, sosyal medyada gerek canlı yayınlarla gerek yazdığım yazılarla da belirttim. Tabii ki bununla ilgili sadece maskeden bir cevap geldi. Ben kendilerine gene teşekkür ediyorum. En azından olayı ciddi olduğunu anlayıp bir takım bilgiler vermişler. İşte daha yeni orada arkadaşlar da programın dünkü röportaj kısmında bir takım kablolar gösterdiler. Bu kablolar normalde yönetmeliklere göre 80 ile 100 santim arasında olması lazım. Mevcut inşaat yapılan alanda eğer ki böyle kablolar, böyle barajman kabloları var ise bunların mevcut yönetmelikler gereği altına alınmasını istiyoruz. Sebebi hikmeti, burada yapılacak olan yol 40 santim, 41 santim veyahut 50 santim yükselecek. Yani bu barajmanlar gene 50 santimde kalacak. Evet. Ve bunlar inan olun insanların canını, oradaki çocukların, oradaki yaşayan insanların canına kastediyor. Çünkü bir takım mevzuatlar vardır, yönetmelikler vardır. 4734, 4735 sayılı ihale kanunları. Evet. Bunları yapmakla mükelleftir alan taşeron. Şimdi ben buradan açıklamak istiyorum. Bu sorduğum sorulara cevap gelmedi ama ben bunları açıklayacağım. Ve Turgutlu halkı da buranın ne kadar ihaleye verildiğini, kime verildiğini, ne kadar zaman içerisinde buranın yapılacağını bilecekler. Bakın. Yani vatandaşlara bu konuda bilgilendirme yapılmadı mı? Yapılmadı. Yani vatandaş orada ne olduğunu bilmiyor. Evet. Çalışmalardan haberdar değil. Hiçbir haberleri yok. Yani oranın keşif bedelinden haberi yok. Orada nasıl bir proje olacak ondan haberleri yok. Hı hı. Oradaki çalışmalar ne kadar sürecek, ne zaman başlayacak, ne zaman bitecek? Bakın bu önemlidir. Biz inşaatçıyız. Yaptığımız inşaatların önüne belediye tarafından bize mühendisi kimdir, mimarı kimdir, evet, ne zaman başlayıp ne zaman bitim süresi, 12 ay mı, 8 ay mı, 18 ay mı, bunun süresi yazılmak zorundadır ve biz bunları asarız tabelaları. Siz de burada Büyükşehir'de arkadaşlardan rica ediyorum, gitsinler herhangi bir inşaatın önüne baksınlar. Ben de bunu istedim. Yani hakkımız değil mi, bilgi edinme hakkımız yok mu? Ben bir vatandaşım öncelikle. Hı hı. Tabii ki ilçe başkanıyız ama önceliğimiz, evet, vatandaşız. Hepimiz Turgutlu'dayız, Turgutlu'da yaşıyoruz ve Turgutlu'nun iyi olmasıyla ilgili çaba harcıyoruz. Ben eminim bu projeyi üretenler de Turgutlu'nun iyi olması için yapıyorlar ama ben eksikleri söylemek durumundayım. Evet. Bakın, tarih 16.06.2017'de bu ihale çıkarılmış. Sözleşmenin tarihi, sözleşme yaptıkları tarih 19.07.2017. Yaklaşık maliyeti 7.754. Yani eski paraya göre söyleyeyim daha iyi anlasın insanlarımız. 7 trilyon 754 bin 652 lira. Ve burası 1400 metrelik bir yol. Fazla mı bu miktar sizce? Tabii ki fazla. Yani bu maliyetleri hesaplarken bazı şeylerde konuşacağız. Burada projelerimiz de var. Hı hı. Şimdi bu inşaatın bedeli, ihale bedeli ise
5 trilyon 949.280 lira. Buraya kadar her şey tamam, bir problem evet. yok. Alan yüklenici Akar İnşaat. Şimdi benim sorduğum sorular bunlardı. Süresi de 180 gün. Bakın 21.07.2017'de başlayacak. 16.01.2018'de başlayacak. Ben buradan tüm Turgutlu hemşerilerime, tüm Ergenekon sakinlerine de buradan söylüyorum. Bu işin bitme süresi 16.01.2018. Ya bunu bir görevli, bir belediye başkanı, bir belediye başkan yardımcısı, maske görevlisi çıkıp söyleyemez miydi 2018'in birinci ayında bitecek diye? Biz bunları başka yerde öğrenmek zorunda mıyız? Oraya bir tabela assalardı bu daha kolay olmaz mıydı? Herkesin kafasında soru işareti. Bunun sonrasında evet. bakın yol teritoar yaptırılacak Manisa Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı'nın bu yerle alakalı bir sözleşmesini size gösteriyorum. Hı hı. Buradaki hususlara dikkat ediliyor mu, edilmiyor mu bunları da iyice takip etmek ve bunları iyice okumak zorundalar. Ama burada en önemli şey bakın bu işine ait sözleşme tasarısıdır. Büyükşehir Belediyesi'nin bu yolla ilgili evet. düzenleme yapım işiyle ilgili. Buradan tüm vatandaşlara da bunu istedikleri kim istiyorsa bunları göstermek istiyorum, vermek de istiyorum. Benden alabilirler. Bu sözleşme tasarısının içeriğinde bakın aynen şunu söyler. İşin ve iş yerinin korunması ve sigortalanması. Ben buradan soruyorum bu yapıldı mı mesela? Bu neden önemli? Yüklenici iş yerlerinde her türlü araç, malzeme, ihzarat, iş ve hizmet makineleri, taşıtlar, tesisleriyle sözleşme konusu iş için özellik ve niteliğine göre iş başlama tarihinden geçici kabul tarihine kadar geçen süre içerisinde oluşabilecek deprem, su baskını, toprak kayması, fırtına, yangın gibi doğal afetler ile hırsızlık, sabotaj gibi risklere karşı yapım işleri genel şartnamesinde yer alan hükümler çerçevesinde all risk sigorta yaptırmak zorundadır. Bunun amacı ikinci maddede belirtilmiş. Yüklenici işin geçici kabul tarihinden kesin kabul tarihine kadar geçecek süreye ilişkin yüklenicinin sözleşme şartları dahilinde yükümlülükleri kapsamında eksik ve kusurların giderilmesi amacıyla yaptığı çalışmalar sırasında sigortalı kıymetlere verdiği zarar ve ziyanlar, bakım devresi esnasında ortaya çıkan ve inşaat devresinde yüklenicinin sorumlu olduğu bir nedene dayanan ziyan ve hasarlara karşı genişletilmiş bakım devresi teminatını içeren sigorta yaptırmak zorundadır. Hı hı. Şimdi buradan tüm Ergenekon'daki araçlarının hasar gördüğünü beyan eden vatandaşlarıma da sesleniyorum. Çalışmalar esnasında vatandaşların araçları hasar mı gördü? Tabii ki yani alt takımları olduğu gibi bu toprak yığınlarından dolayı, hiçbir güvenlik önlemi olmamasından dolayı orada araçlar yanlışlıkla kazı çalışma alanının içerisine girdiler veya sıçrayan taşlar sayesinde camları kırıldı. Bunların hepsini bu firmadan alabilirler. Mesela bunu dahi söylemiyorlar. Orada vatandaşlar kendi ceplerinden bunları gidip yaptırıyorlar. Gitsinler belediyeye, versinler dilekçelerini. Benim arabam burada hasar gördü. Ya bu kadar basit. Ve bunları da söylemiyorlar özellikle. Ve teknik personelin makine, tesisat ve ekipman bulundurulması diyor. Evet, ben orada bir tane kepçe, bir tane kamyon gördüm. Bakın burada onu da not almışım. Doğru. Hı hı. Yerinde var ama ben inşaat mühendisi veya mimar görmedim. Bakın burada yazıyor. Bu bulundurulması zorunlu. Bölgede. Yani çalışmalar yerinde incelenmiyor, takip edilmiyor. Onu mu iddia ediyorsun? Yani iddia etmiyorum. Orada zaten öyle bir durum söz konusu değil. Hı-hı. Yani orada emek veren arkadaşlarımız yok mu? Tabii harfiyatçı arkadaşlarımız var. Evet. Onda bir problem yok. Ama bu harfiyatçı arkadaşların başında durması gereken teknik elemanlarımız yok. Peyzaj mimarı demiş. Ben peyzaj mimarını da görmedim orada. Bakın ben her gün oradayım. Ve işin esas noktası da... Hı-hı. Yani birçok konu var. Tabii bunlar uzun uzuna konuşulması gereken konular. Sayın Başkanım, peki bu ihmallerin sebebi nedir? Size göre, yani iddialarınıza göre bir çalışma bakın, yapılıyor. Bir ihaleyi bir büyükşehir belediyesinin yapması sıkıntı değil. Buraya bir proje üretilmesi de sıkıntı değil. Önemli olan doğru hizmet verilmesi, doğru projeler üretilmesi. Bu projenin yapılması başımızın üstünde. Bir tuğla, bir çivi çakan insanlar bizim başımızın tacıdır her zaman için. Orada hiçbir problem yok. Ama bu işin takibi yapılmıyor. Bakın orada dün işte bu haberde de seyrediyoruz. Ya kanalizasyon küngünün ağzı açık olur mu? Burası Ergenekon Mahallesi ve yaklaşık 10 bin insanın yaşadığı bir mahalle. Yani sağlık sorunlarına da sebebiyet verecek ihmaller söz konusu hepsi, diyorsunuz. Hepsi olacak. Yani burada yapılması gereken şey belediyenin fen işleri veya maskenin ekipleri
veya Turgutlu Belediyesi'ne rica edersin, fen işleri, ekipleri giderler. Evet. Oranın her gün kontrolünü yaparlar. Bu kadar basittir. Güvenlik önlemlerini alsınlar. Bakın güvenlik önlemi denen bir önlem yok orada. Yani biz burada bakın bir daha söylüyorum, tekrarlıyorum. En baştan şunu söylüyorum. Burası hazır yapılmaya başlandı. Gelin biz bunları mevzuatlara istinaden 80-100 santime altyapıları indirelim. Hazır açık. Ama şunu diyebilirler. Biz burayı ihale ettiğimizde bu söz konusu değildi. Bunlar eski yapılar. Tamam, o da var. Ama şunu da bilmeliyiz ki mevcut kanuna göre vermiş olduğunuz ihale bedelinin üzerinden %30'a kadar artı iş yaptırdığınızda verebilirsiniz aynı firmaya. Yani gelin bunu %30'da 80-100 santim aşağısına indirelim. Bu altyapısını halledelim. Bir de yağmur kanalizasyon hatlarını düzenleyelim ki orada yok. Bunu kışında yaşayacağız, oralara su basacak. Evet. Bunu da yapalım. Ondan sonra üstüne sizin projenizde olan her şeyi kabulümüz. Bakın proje burada. Bu projeyi ben Turgutlu halkına göstermek istiyorum. Bu proje var. Evet, doğru. Burada doğrular da var, yanlışlar da var. Bakın şu orta noktaya görebiliyor musunuz? Orta noktada bisiklet yolu var, motor yolu var. Evet. Bu bisiklet ve motor yolu kavşağa geldiğinde, orta kavşağa geldiğinde nasıl bir çıkış yapacak motorlu bisiklet orta kavşakta? Bunların hiçbir düşünülmemiş. Yani proje yapılmış olmuş olmak için yapılmış. Normalde bisiklet yolları yaya kaldırımlarının yanında olur. Ona göre de kavşak kenarlarından dönme şansı ve hakkı olur bisikletlerin. Burada dönemeyecek. Bakın her şey hatalı. Evet. Gelsinler sen... bunları tekrardan revize edelim. Hazır bakın daha başlamamış. Buradan yetkililere çağrınız ne olacak? Çağrımız şu. Doğru projeyi beraber üretelim. Halkla üretelim. Bakın belediyecilik demek halkla beraber bazı işleri yapmak anlamına gelir. Burada bu projeyi üretiyorsanız bunun gibi 3 tane proje üretirsiniz. Eryerikon Mahallesi sakinleri dersiniz ki böyle bir projem var kardeşim. Evet. Bunlardan hangisini beğendiniz? Gelsin insanlar size oy kullansın. Hep demokrasiden bahsediyoruz ya. Keşke hayatımıza uygulayabilsek. Bakın burada da böyle bir proje olabilirdi. Yani biz de kalkar derdik ki ya doğru bir proje yapıyorsunuz tamam ama burada bu olmamalı. Burada şu olmalı. Gene söylüyorum bakın proje daha başlamadı. Harfiyat işleri bitti. Bundan sonra yapılmasıyla ilgili biz konuşuyoruz. Halbuki bu haberi yakalamışız değil mi? Biz ne yapmalıyız? Beklemeliyiz. Her şey bitmeli ve muhalefet yapmalıyız. Bu değil. Orada bir süreç başlamadan süreç önce önce bir para harcanıyor ve kamunun parası, hepimizin parası. Biz bunun nasıl doğru kullanılması gerektiğiyle alakalı kaygıdan dolayı şimdiden konuşuyoruz. Evet. Ve adım attığımız şu noktada düzeltme şansımız var mı? Var. O yüzden tüm yetkililere gene sesleniyorum. Burada bir kötü niyet kimse aramasın. Biz bu işin takipçisiyiz. Oradaki insanların artık bu tozdan, topraktan kurtulmasını hepimiz istiyoruz. Ve şu bitiş tarihine kadar doğru işler yapılırsa, eğer bu altyapılar düzenlenirse ve bunun üzerinde yapılacak olan işlemlerde orada ağaçlar kesilmezse, bakın bunları da özellikle söylüyorum. Hı hı. Bu işleri düzenli bir şekilde yaparsak, güvenlik önlemlerini alırsak zaten sorun yok. O işin başında ben seve seve dururum ve gereken hizmeti de ücretsiz yapmakla mükellefim. Açık ve net söylüyorum, burada eğer elemanları yoksa ben dururum orada. Evet. Sayın Başkanım umarım çağrınız yerine gelir. İnşallah. Süremiz ben de kısıtlı. Bütün hem Büyükşehir hem de Turgutlu Belediyesi Başkanımız Sayın Cengiz Ergün'den de Turgutlu Belediye Başkanımız Sayın Turgay Şirin'den de ricamız bu. Doğru projeyi yapalım. Evet. Proje yapılmış olmak için yapılmaz. Hepsi kamunun cebinden sizlerin bizlerin vergisinden yapılıyor. Buradan tüm Turgutlu hemşerilerime de bundan sonra yapılacak projelerle de ilgili bu işin takipçisi nasıl oluyorsak hata neredeyse onu söylemeye devam edeceğiz. Ama bu Turgutlu'nun iyiliği için. Burada kimse bir siyaset aramasın. Burada birilere, şahıslara, kişilere, partilere değil. Halkın parasını korumakla ilgili kaygımız var. Teşekkür ediyorum bizleri konuk ettiğiniz için. Efendim biz teşekkür ediyoruz. Değerli izleyenler bültenimize devam ediyoruz.